çizgisinde değil, milli görüş çizgisinde, milli görüş istikametinde yolumuza devam ediyoruz. Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hiç kimseyi kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Biz her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Bütün siyasi partilerde böyle. AKP ve Yeniden Refah Partisi arasındaki gerilimde tansiyon düşmüyor. Bu kez de AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabından partisinin listelerinden meclise giren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı sert sözlerle hedef aldı. İstanbul'da YRP'ye verilecek her oy CHP'ye ve işbirlikçisi deme verilmiş demektir. Cümle sert gelebilir ancak matematik ortadadır. Geçen sene Mayıs ayında Yeniden Refah Partisi'ni ittifakta tutarken Necmettin Erbakan Hoca'nın gerçek partisi bu diyenler, oğlu burada siyaset yapıyor, genel başkan, kızı burada, damadı burada diyenler, Yeniden Refah Partisi kendi başına bir seçime girmek istediğinde Fatih Erbakan'a ip cambazı demekten geri durmamışlardır. Siyasette Yeniden Refah'ın seçime tek başına girme kararı almasıyla eski ortaklar arasındaki polemik hız kesmeden sürerken İstanbul Arnavutköy'de YRP'nin seçim aracına kimliği belirsiz kişilerce 3 el ateş açıldı. Arabanın içindeydik biz muhasebe beraber. Önce bir sol tarafa doğru bir ses geldi. Yani bir şey delimi. Sonra ön cama doğru geldi. Ne oldu anlaya kadar son sol camım işte buraya benim tarafıma doğru geldi. İndim. Karşı bölgeden bir şahıs gördüm ama tam tabii seçemedim. Yani tabii yapanı edeni biz açıkçası şudur budur şu şahıstır şu partidir desek haksızlık etmiş oluruz. Kurşunlardan biri şoför tarafında bulunan cama isabet etti. O sırada araçta olan şoför saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altunöz ve saldırı haberiyle birlikte olay yerine gelen YRP Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdülrezzak İlbey, faillerin bir an önce bulunmasını istedi. Böylesi bir açıkçası saldırıyı da bu seçim sattı mahallinde kabul etmediğimizi, reddettiğimizi, şiddetle kınıyoruz. Partimizin güçlenmesi, bizim partimizin yükselmesi bazılarını rahatsız etti. Ne yaparsanız yapın, davamızdan asla dönmeyeceğiz. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken saldırıya yönelik başlatılan inceleme sürüyor.